Nurettin abi bir trafik kazası geçirdi. Ayaklarından biraz problemi oldu. Dün akşam da beni aradı. Hocam ben derse gelmek istiyorum dedi. İki ayak değnekle derse geldi. Ben de dersin konusunu değiştirdim dün itibariyle. Farklı bir ders yapmak istememe rağmen Allah razı olsun yüzü buradan. Ben şöyle etkilendim. İnşallah siz de aynı oranda etkilenirsiniz. Benim genelde şöyle bir tezim var. Nefsi olarak bunu yapamasam da İslam davası engel tanımaz. Mazeret kabul etmez. Allah razı olsun Nurettin abi kaza geçirmesine rağmen, yürüyememesine rağmen derse katılmak istemesi, derse gelmek istemesi benim için ayrı bir motivasyon oldu diyeyim. O yüzden Hendek Gazvesi'ni işleyelim dedim. Şunun için hayatımız boyunca Allah'ın dinini yaşamak için birçok engel karşımıza çıkabilir. Birçok hendek birçok kuyu karşımıza çıkabilir. Bu bazen iş olur, bazen evlat olur, bazen para olur. Bazen makam olur, bazen mevki olur. Sürekli bu hendekleri atlamamız gerekiyor. Sürekli bu hendekleri, bu engelleri geçmemiz gerekiyor. Bu bazen başörtüsü yasağı olur. Bazen Kur'an'ın açıktan okunması engeli olur. Bazen Kur'an'a saldırı şeklinde olur. Bazen insanları Allah'ın dininden uzaklaştırmak için algı operasyonları olur. Bunların hepsi özünde baktığınız zaman insanları İslam'dan engellemek içindir. Hem kendi nefsimiz olmak üzere hem de yüksekten, yüksek makamlardan Allah'ın dinini yaşamak için engeller konulur. Aslında cennet de bu engelleri aşabilenlerin hakkıdır. Engellere takılanlar cennete zor giderler. Çünkü her kuyuya düştüğünde o kuyunun içerisinden insan çıkamazsa Allah muhafaza öyle bir an gelir ki o kuyu cehennem kuyusu olabilir ve hayatı hem dünyası hem de ahireti Allah muhafaza cehenneme dönebilir. O yüzden biz Allah'ın dinini yaşama noktasında hiçbir engele aldırmamamız gerekir. Ne şeytana, ne nefse, ne şehvete, ne isteklerimize, ne arzularımıza, ne de bir başkasının bize direttikleri kanunlara, kaidelere, yöntemlere aldırmaksızın sadece ve sadece Allah için yaşamak, sadece ve sadece Allah'ın dini için yaşamak, Allah'ın dinini insanlara ulaştırmak için engel tanımayan insanlar ancak Darussalam olan cennete ulaşabilirler. Nurettin abi bana Allah razı olsun Abdullah İbni Ümmü Mektum'u da bu noktada hatırlattı. Hep söylemişimdir Gadisiye Savaşı'nda ordunun komutanı Sa'd bin Ebi Vakkas Abdullah İbni Mektum radıyallahu anh gözleri ama olan bir sahabidir. Ve ordunun en gerisinde orduya katılmış. Ve şöyle söylüyor. Diyor ki beni en öne alın. Sancağı da benim elime verin. Ben düşmanı görmediğim için korkmam ve o şekilde devam ederim ve bu şekilde Müslümanlar geriye dönmezler diyor. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki Ey Abdullah Allah senin gibi olanların mazeretlerini kabul etti. Bu savaşa katılmayabilirsin. Diyor ki ben de biliyorum Enes Müslümanlara bir faydam olmayacak. Belki de bir zararım dokunacak. Ama değil mi ki Müslümanların ordusunu, Müslümanların sayısını bir kişi daha müşrik ordusunun, kafir ordusunun karşısında bir kişi daha fazla göstereyim. Tek amacım, tek gayem budur diyor. Biz de Allah'ın dini için yapılan bütün faaliyetlerde, Allah'ın rızasına uygun yapılan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun yapılan faaliyetlerin hepsinde en önde olmak zorundayız. Dersin içerisinde öyle örnekler var ki sizi tenzih ederim. Bu işten kaçmanın, bu işten uzak durmanın, bu işe mazeretler, bahaneler üretmenin münafıklıkla eş değer olduğunu söylüyoruz. Şimdi biz bütün engelleri aşmamız gerekiyor değil mi? Bütün hendekleri aşmamız gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı hendek gazvesini şöyle yaşadılar. Birincisi savaşın çıkış sebebi nedir? Neden Müslümanlarla Mek Mekke'li müşrikler ve civar kabileler karşı karşıya geldiler? Birincisi, Medine Mekke ve Şam ticaret yolunun üzerindeydi. Bedir'de galibiyet olmasıyla birlikte Müslümanlar o yolu ele geçirmişlerdi. Aslında müşrikler için bir tehlike arz ediyordu. Müşrikler o tehlikeyi ortadan kaldırmak için Medine'ye saldırma kararı aldılar. Hicretin 5. yılı ve Şevval ayında Medine'ye kuşattılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Ashabı o gün için Medine'de Yahudilerle birlikte yaşıyordu. Beni Nadir, Beni Kureyza, Beni Kaynuka isminde 3 Yahudi kabilesi orada yaşıyorlardı. Beni Kureyza kabilesi Medine'nin güneyindeydi. Kuzeyinde ve doğusunda, batısında, oralarda saldırma imkanı olmadığı için, sarp kayalıklı dağlar olduğu için Medine'nin kuzeyinden saldırmaya karar verdiler. Mekkeli müşrikler. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam Mekkeli müşriklerin ve civar, civar kabilelerin saldıracağının haberini bir istihbarat ağıyla aldıktan sonra Efendimiz Aleyhisselatü vesselam ashabıyla istişare etti. Liderin özelliklerinden bir tanesi tebasıyla o konuları istişare etmesiydi. Ve Selman-ı Farisi radıyallahu anh Efendimiz aleyhissalatü vesselamın huzuruna gelip Ya Resulallah benim geldiğim topraklarda yani Fars topraklarında, İran topraklarında şöyle bir savaş taktiği var. Biz düşman şehre girmesin diye hendekler kazardık. Kuyular kazardık ve bu şekilde şehri savunma içerisine alırdık. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Selman-ı Farisi radıyallahu anh'ın görüşünü kabul etti. Ne diyordu Peygamber aleyhissalatü vesselam? Hikmet, güzel işler, müminin yetik malıdır. Nerede olursa olsun mümin onu alır demişti. Dolayısıyla bizim yabancıların ya da gayrimüslimlerin üretmiş olduğu teknolojiyi kullanmamızda ya da onların mallarını meşru ölçüler içerisinde kullanmamızda bir beis bu noktada yoktur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İran topraklarındaki bir yöntemi Müslümanlar için, Müslümanların şehir savunması için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o hendeklerin kazılma görüşünü kabul etti. Bir başka şey ise müşrikler karargahlarını kurduktan sonra Medine'de 3 tehlike vardı. Birincisi Beni Kureyza Yahudileri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la anlaşmalılardı. Medine'yi birlikte savunacaklarına söz vermişlerdi. Ama Mekkeli müşrikler gelince Yahudiler onlara destek vereceklerine dair işaretler ortaya koydular. İkincisi münafıklar zoru görünce onlar Müslümanların moralini ve motivasyonunu bozmak için uğraştılar. Hatta işe bazı zamanlar gelmiyorlardı. Hendek kazma işine gelmiyorlardı ve konuşuyorlardı. Üçüncüsü ise o gün için Aynen bugün olduğu gibi Şubat ayıydı. Medine'nin en soğuk mevsimi Şubat ayıdır. Açlığın, so soğuğun ve kıtlığın yoğun olduğu bir zaman dilimiydi. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı bu şekilde 5,5 kilometre uzunluğunda, 9 metre eninde, 4,5 metre derinliğinde bir hendek kazdı. Ve hendek kazma işinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizzat kendisi de çalıştı. İlk kazmayı vuran Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kazdığı yerlerin toprağını atan ise Hazreti Ali radıyallahu anh'tı. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kazı işlemi içerisinde bu kısmı bizim için çok önemli. Ordusuna moral ve motivasyon yapıyordu. Bu bende biraz eksik herhalde. Bunu aldım kendime. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyordu. Gerçek hayat ahiret hayatıdır. Allah'ım ensar ve muhaciri bağışla. Gerçek hayat ahiret hayatıdır. Gerçek hayat sonsuz olan hayattır. Asır yurdumuz cennettir. Sadece bu dünyada biraz oyun, biraz eğlence, biraz vakit geçirme, malların ve evlatların insanlar arasında dolaştırılmasıyla tüketilen suni, sanal bir hayat, gerçek olmayan bir hayat, asıl sonsuz olan, asıl bitmeyecek olan hayat, ahiret hayatıdır dedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu bize şunu gösteriyor, bir ordu komutanının ordusunun içerisinde her şekliyle destek olan, yardımcı olan bir komutandan bahsediyoruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayatın her karesinde bizim için en güzel örnektir. Ordusuna direktif de verebilir. Ordusuna nasıl çalışması gerektiğini de öğretebilir. Nasıl yapılması gerektiğini de anlatabilir. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizzat kendisi kazma, kürek, o hendek kazı işleminin içerisinde çalışmıştır. Görüş Selman-ı Farisi'den çıktığı için günlükte olsun diye söyleyeyim. Ensar diyor, Selman bizdendir. Muhacirler diyor, Selman bizdendir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise şunu söylüyor. Selman bizim ehli beytimizdendir, ailemizdendir. Şimdi bir mesele var. Meselemiz şu. Allah'ın insan dinini insanlara ulaştırmak, insanların hidayetine, imanına vesile olmak, insanların namazına vesile olmak en temelde de Allah'ın dinini yeryüzünde hakim kılmak. Yeryüzünün her evinde, her çadırında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın adının geçmesi, adının var olması için mücadele etmek. Esas meselemiz, esas derdimiz bu. Bu iş için ordusundan askerine varana kadar gecesini gündüzüne katan bir kısım insanlar var. Diğer kısım ise Hendek gazvesinin içerisinde münafıklar. Onlar da o ordunun içerisinde, Medine'nin içerisinde yaşıyorlar. Ama onlar çeşitli bahanelerle işten kaytarıyorlar. Allah'ın dini için bir iş yapılacak denildiğinde sağına soluna bakan, yapanlara, yapmayanlara, gelenlere, gelmeyenlere bu tavır çok şey söylüyor. 7 gün 24 saat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı aralıksız bir şekilde hendek kazma işinde çalışıyorlar. Münafıklardan bir kısmı gelip sürekli izin istiyorlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan. Şu oldu, bu oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Onların durumunu Nur Suresi 62 ve 63. ayet kerime bize şöyle anlatıyor. Müminler ancak Allah ve Resulüne gönülden inanmış kimselerdir. Onlar o peygamber ile birlikte sosyal bir iş ile meşgul iken ondan izin istemedikçe bırakıp gitmezler. Birazdan göreceğiz. Resulüm şu senden izin isteyenler hakikaten Allah ve Resulüne iman etmiş kimselerdir. Öyleyse bazı işleri için senden izin istediklerinde sen de onlardan dilediğine izin ver. Allah'tan bağış dile çünkü Allah mağfiret edicidir, merhametlidir. Bu müminler için 63. ayet-i kerime ise şöyle söylüyor. Ey müminler, peygamberin davetini aranızda bazınızın bazınıza daveti gibi zannetmeyin. Aranızda konuştuğunuz mevzular günlük mevzular gibi mevzular zannetmeyin. Buraya gelişinizi, gidişinizi, burada faaliyette oluşunuzu Allah'ın dini için bir mücadelenizin içinde oluşunuzu akşam çayı gibi görmeyin. Bir arkadaşınızı ziyaret edip akşam muhabbeti yaptığınız bir havada görmeyin. Biz buraya çay içmeye gelmiyoruz. Biz buraya muhabbet etmeye gelmiyoruz. Bizim bir derdimiz var. Bir derdimiz olmalı. Elbette ki sizi görmek güzel, elbette sizinle oturmak güzel, elbette ki muhabbet etmek güzel. Ama bütün muhabbetlerin hepsini Allah'ın dinine ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bağlamak zorundayız. Onların haricindeki bütün muhabbetler male yani işlerdir, boş ve gereksiz sözlerdir. İçinizden birini siper ederek sıvışıp gidenleri muhakkak ki Allah bilmektedir. Mutfağı sürekli Kazım'a kilitleyen adamları Allah bilmektedir. İş olunca sağa sola kaçanları Allah muhakkak bilmektedir. Münafıksınız demiyorum ama üzerimize almamız için bazı örneklemeler yapmamız gerekiyor değil mi? Hoca değil mi yapsın diyenlere söylüyor. Onun görevi aslında, o mecbur aslında. Mesela benim her cuma derse gelmemek gibi bir lüksüm yok. Ama Mustafa'nın ara sıra gelmemek gibi bir lüksü var. Metin Hoca'nın bazen gelmemek gibi bir lüksü var. Neden? Benimki görer, seninki gönüllülük mü? Öyle bir şey yok. Ben ne kadar mesulsem, ben ne kadar gelmek zorundaysam, ben ne kadar şartları zorlamak zorundaysam, sen de aynı şekilde şartları zorlamak zorundasın. Şimdi artık herkes mutfağa gider Kazım. Bu sebeple onun emrine aykırı davrananlar başlarına bir bela gelmesinden veya kendilerine çok elemli bir azap isabet etmesinden sakınsınlar. Yaptığın işi Allah rızası için yapıyorsan ne sağına bakarsın ne de soluna bakarsın. Eğer insanlar için yapıyorsan bakarsın, sağa da bakarsın, sola da bakarsın, arkaya da bakarsın, öne de bakarsın. Yorulursun, Moral motivasyon dedik değil mi? Düşer. Nefsin galebe çalar. Niye hep ben yapıyorum ya? Niye hep ben mutfaktayım Samet? Niye hep ben terasta çay dağıtıyorum? Niye sürekli temizliği ben yapıyorum? Niye sürekli dersi ben yapıyorum? Niye sürekli insanları ben götürüyorum, götürüyorum gibi işlerin içerisine düşersin? Onlar Allah için değil de başka şeyler, başka maksatlar için yapanlardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının karşısına bir kaya gelir. O kaya geldiğinde zorluyorlar zorluyorlar. Bir türlü kay kayayı halledemiyorlar. Sahabe diyor ki biz ne zaman başımız dara düşse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a müracaat ederdik. Ne zaman başınız dara düşse ilk müracaat edeceğiniz yer Allah ve Resulü'dür. Genelde bu bizde tersten işler. Bütün kapılar çalınır. Bütün kapılardan eller boş dönülür. Sonra Resulullah'ın ve Allah'ın kapısına geliniz. Biz ona giderdik diyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geliyor o kayaya üç tane balyoz vuruyor. Üç balyozda da birincisinde Allahu Ekber Şam'ın anahtarları bana verildi. İkinci balyozda Allahu Ekber Roma'nın, Sasani'nin, Fars'ın toprakları bana verildi, anahtarları verildi. Üçüncüsünde de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Yemen'in anahtarları bana verildi dedi. Yüzlerce sahabenin kuyu kazdığı, hendek kazdığı bir avuç insan. Bir rivayette bin kişi diyor, bir rivayette 1400 kişi diyor, bir rivayette 300 kişi diyor. Ve orada çalışan insanları düşünün. Kazma kürek çalışan insanları düşünün. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise o bir avuç insana bugünün Çin'in, Amerika'nın ve Hindistan'ın böyle büyük toprakların fethinin haberini veriyor. Müjdesini veriyor. Tek bir sahabeden şu sözü duyuyor musunuz? Ya Resulallah biz bir avuçuz ya. Bir avuçuz. Yani Amerika'yı fethetmek nerede? İngiltere'yi fethetmek nerede? Çin'i fethetmek, alt etmek nerede? Gibi sahabenin aklında bir şüphesi var mı? Bir tereddütü var mı? Tam teslimiyet dediğimiz şey bu işte zaten. Hiç birisi buna dair bir soru sormuyor. Ama münafıklar ne diyor biliyor musunuz? Eğlenceye alıyorlar. Alay ediyorlar. Ya bir avuç insan Amerika'yı fethedecekmiş. Roma'yı, Bizans'ı, Sasani'yi fethedecekmiş. Hayalden bahsediyor diyorlar. Evet, hayalden bahsediyor diyorlar. İnşallah o gençlik merkezini dikeceğiz Allah'ın izniyle. İsteyen hayal desin, isteyen de gerçek desin. Çalışıyorlar, çabalıyorlar. Gayret gösteriyorlar, acıkıyorlar. Dedim ya Şubat ayı, hava soğuk, kıtlık var, yemek yok. Cabir radıyallahu anh Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a geliyor. Ya Resulallah diyor. Sahabenin birçoğu zaten şöyle gelmişti değil mi? Ya Resulallah çok açız, çok acıktık. Midelerini gösteriyorlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam açtığında iki taş gösteriyoruz. Liderden bahsediyoruz, öncüden bahsediyoruz. Ashabının çektiğinden daha fazlasını çekiyor. Cabir radıyallahu an bu meseleyi gördüğünde eve koşa koşa gidiyor. Diyor ki hanım Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ve ashabı günlerce aç. Ne var evde? Birazcık arpa ekmeği, arpa onu un yapalım, ekmek yapalım. Bir tane de oğlak. Sen onları hazırla diyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselama gelip ya Resulallah diyor evde size yemek hazırlattım. Buyurmaz mısınız? Diyor ki ey Cabir sadece benim çağırıyorsun. Ya Resulallah yemek çok az. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ile Hazreti Ömer de gelsin. Ancak bu kadar yemek vardır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ayağa kalkıyor. Ey mücahitler! Kardeşiniz Cabir evinde size ziyafet veriyor diyor. Cabir koşa koşa eve gidiyor. Diyor ki hanım yandık biz yandık. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor. Tüm orduyu bizim eve yemeğe çağırdı diyor. Hanıma bakın. Sen evde ne kadar yemeğimiz olduğunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a söyledin mi? Söyledim diyor. O halde korkma diyor. Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ben gelene kadar tencerenin ağzını açmayın, ekmeğe dokunmayın. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı Cabir'in evinin önüne geliyor. İşte 400 bin ya da 1400 kişi. Diyor ki ey Cabir bugün evimizin memuru sensin. 10 kişi 10 kişi içeri alacaksın diyor. 10 kişi giriyor içeriye, yemeği yiyor, çıkıyorlar. Cabir diyor ki doydunuz mu? Elhamdülillah Allah malını mülkünü mübarek etsin. Bir 10 kişi daha, bir 10 kişi daha derken bütün ordu o yemekle do doydu. Ve burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir mucizesi var değil mi? Amenna ve saddakna. O mucizesine iman ettiğiniz peygamber dedi ki bir kişinin yediğiyle iki kişi doyar. İki kişinin yediğiyle dört kişi doyar. Bir başka hadiste ise bir eve bir misafir geldiğinde on rızıkla gelir. Bir tanesini yer, dokuz tanesini de ev sahibine bırakır dedi. Ne hanım örneği değil mi? Evine sohbet alamayan, sohbeti başkalarına iteleyen, sürekli başkalarında sohbet yaptırmak için uğraşan insanlara ithaf olunur. Aman misafir gelmesin mantığıyla yaşanılan bir çağa bir kadın nasıl rehberlik ediyor? Ve Allah o evin içerisine nasıl bereket veriyor? Cabir diyor ki vallahi o yemekten ev halkı da yedi, komşularımıza da dağıttık yine de bitmedi. Yeter ki derdiniz Allah'ın dini olsun. Yeter ki amacınız, gayeniz Allah'ın rızası olsun. Matematik berekete işlemez kardeşim. O sizin bildiğiniz, okuduğunuz bütün matematikler bereket dediğimiz kavrama işlemez. Siz matematikte bir bir daha iki eder dersiniz. Berekette de iki yüz eder, iki bin eder, iki milyon eder bilemezsiniz. İnfak edenleri tarif ederken ayet ne diyordu? Yedi başak ve her birinin üzerinde başak başak çoğaltmak üzere. Bak bir hendek nasıl açılmış. Şimdi değil mi? Misafir alamıyoruz eve. Koca koca evlerimiz var. Koca koca imkanlarımız var. Ama evimizde misafir yok. Değil mi? Misafire gidemiyoruz birbirimize. Birbirimizi ziyaret edemiyoruz. Birbirimize bu muhabbetimizi sunamıyoruz. Bir endek daha. Bazen karşımıza öyle güçlü, öyle cesaretli, öyle azgın şeyler çıkacak ki onları da aşacağız ki ancak cennete ulaşabilirim. Müşriklerin ordusunun içerisinde Amr İbni Abdüvet isminde bir adam var. Bu adamın lakabı bin savaşçıya bedel. Adamı şöyle tarif ediyorlar. Diyorlar ki bu adam bir deve derisi yere serilse ve bu adam onun üzerinde dursa o deriyi altından çekseler deri parçalanır adam yine de yıkılmaz. Ve o adam o hendeğin içerisine iniyor. Hendeğin içerisine inen 3-5 Mekkeli müşriklerden bir tanesidir. Hendeyin içerisine iniyor ve şöyle sesleniyor. Ey Müslümanlar! Hani siz ölünce cennete, biz ölünce cehenneme gidiyorduk. Yok mu sizin içinizde beni cehenneme gönderecek, kendisini de cennete gönderecek birisi diyoruz. Hazreti Ali radıyallahu an ayağa kalkıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor ki, İclis ya Ali, innehu amr. Otur ya Ali, o amırdır diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bile bunu söylüyor. Yine bağırdığında yine Hazreti Ali ayağa kalkıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Ali otur o amırdır diyor. Üçüncü sefer yine bağırdığında Hazreti Ali ayağa kalkıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam otur diyor ama Hazreti Ali oturmuyor. Bazen emri dinlememek de edeptendir. Ama Allah için bir iş yapılacağı zaman. Allah'ın rızası için, Allah'ın dini için mücadele edileceği zaman. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendi ırkasını, miğferini Hazreti Ali radıyallahu anh'a giydiriyor ve gönderiyor. Ve arkasından şöyle dua ediyor. Ya Rabbi, Bedir'e amcamın oğlu Ubeyde bin Haris'i gönderdim. Uhud'a amcam Hamza'yı gönderdim, dönmedi. Ne olur Ali'yi bana geri döndür diyor. Hz. Ali radıyallahu anh hendeyin içerisine iniyor. Amr ibn Vud onu görünce diyor ki sen Ebu Talib'in oğlu değil misin? Hatta o şöyle ifadeler kullanıyor. Diyor ki Müslümanlardan daha büyük biri yok muydu? Daha cesaretli biri yok muydu? Bana ağzı süt kokan birisini göndermiş diyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam için. Senin babanı tanırdım diyor. Baban benim eski dostumdu. Diyor ki sen şimdi bırak babayı falan bırak. Gel İman et, dinde kardeşim ol. İstemiyorsan kanın elimden olmasın, onu da istemiyorsan attan aşağı in, eşit şartlarda savaşalım diyor. Sen ne büyük sözler söylüyorsun diyor, ne büyük laflar ediyorsun diyor. Amr İbni Vut'la Hazreti Ali radıyallahu anh orada çarpışacak ve Hazreti Ali radıyallahu anh İslam'a karşı mücadele eden birisini yerle bir edecek. Dünyanın dört bir yanında Kur'an'ı yakmak için uğraşanlar var. Gözümüzün içine baka baka kutsallarımıza saldıran insanlar var. Gidelim kafasını mı keselim? Yo, eve gidelim Bakara suresini baştan sona okuyalım. Gidelim öldürelim mi? Yo, bir tane hafız yetiştirelim. Gidelim öldürelim mi? Yok edelim mi? Yok. Daha çok Kur'an'ı insanlara tanıtmak için, Kur'an'a uydurmak için, sünnete uydurmak için <laughs> mücadele edelim. Bunlar bizim hendeklerimiz. Bizim önümüze açılmış olan çukurlar. Ancak bunlarla böyle mücadele edilir. Yani olayın birçok yönü belki de konuşulabilir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı az çok tanıyan birisi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hiçbir mesele için beddua etmediğini bilir değil mi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekke hayatı boyunca bir insanın başına gelebilecek her türlü işkence, her türlü zulüm geldi. Başına deve işkembesi konuldu, cübbesi çekildi, boynu yırtıldı efendimiz ve vesselam'ın kız çocuklarına zarar verildi. Her türlü işkenceyi, zulmü gördü. Bed Uhud'da efendimiz Aleyhisselatü vesselam değil mi? Miferin halkaları yüzüne battı, dişleri kırıldı. Mübarek yüzünden kanlar aktı. Ama Resulullah Aleyhisselatü vesselam her daim elini açıp şöyle dedi. Allahum mağfirli kavmi. Allah'ım kavmimi bağışla. Onlar bilmiyorlar. Onlar anlamıyorlardı. Ama ne zaman ki mesele Hendek gazvesine geldi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beddua etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı o gün için öyle ok yağdırdılar, öyle ok yağdırdılar ki öğle namazı gitti. İkindi vakti namazı gitti, akşam namazı gitti. Kılamadı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı. Ashab diyor işte ya Resulallah öğle namazı ne yapayım diyoruz. İkindi namazı ne yapayım? Ya akşam namazı ne yapayım? O kadar çok ok yağdırılıyor. Sanki böyle ayakta duracak bir hal yok. O şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı ancak bu namazları yatsı namazı vaktinde kılabildi. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o gün ellerini açtı ve onları namazdan engelleyenler için beddua etti. Onların evleri, çadırları, düzenleri, kahru perişan olsun diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara beddua etti. Nerede İslam'ın sesini kısmak isteyenler varsa, nerede Kur'an'ın mesajlarını insanlardan uzaklaştırmaya çalışanlar varsa, nerede Müslümanların aleyhinde propagandalar, algılar, planlar, programlar yapanlar varsa, Allah hepsini kahru perişan etsin. Amin hepsinin tuzaklarını, hilelerini Rabbim başına geçirsin. Hendek gazvesi bize şunu söyledi dostlar. Küfür tek millettir. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Bakın ne kadar İslam düşmanı varsa, kendi aralarında ne kadar tefrika olursa olsun, ne kadar farklı düşüncelerde olurlarsa olsunlar, ne kadar birbirlerini sel sevmeseler, nefret etseler de ne zaman konu İslam olduğunda hepsi bir araya gelirler. Hepsi birlik olurlar. Çünkü küfür tek millettir. İkincisi Yahudiler iki yüzlü hatta bin bir yüzlü insanlardır. Onların tek derdi, tek amacı Müslüman toplumların bölünmüş hallerinden faydalanmaktır. Bu parçalanmışlığımızın, bu dağılmışlığımızın sebeplerinden bir tanesi de onlardır. Müslüman toplum için en şedid grup münafıklardır abi. Müslümanmış gibi gözükenlerdir. Müslümanlardanmış gibi davrananlardır. Öyle söyleyince kusura bakmayın biraz yukarıda kalıyor ya. Allah'ın dini için iş olunca sağa sola kaçanlardır abi. Münafıktır demiyorum. En tehlikeli adamlar bunlardır abi. Nerede Allah için yapılan bir iş var? Gelip oraya fitne sokan, fesat sokan, işi insanların moralini bozan, motivasyonunu bozan, sorun çıkaran, problem çıkaran, dert çıkaran, problem olan insanlardır. En değil mi? Hep böyle İslami camialardaki genel problem budur. 3-5 tanesi çıkar. Hadi örnekleyeyim. Sinan Hoca'yı beğenmedik, yeni bir vakıf açtık, dernek açtık. Ne yapacaksın ya? Sinan Hoca'dan daha fazla ne yapacaksın? Daha güzel ne yapacaksın ya? Ya bellidir yani değil mi? Üç aşağı, beş yukarı İslam için yapılacak mevzular bellidir. Ama ne asıl problem ne asıl dertine nefsine uymuş ya da böyle başka sebepler. Müminler, Müslümanlar bazen zor sınavlarla karşı karşıya kalabilirler. Sınavın şiddeti, imtihanın şiddeti bazen artabilir. İşte o zaman sınavın şiddeti arttığında asıl sadakatli olanlar, asıl iman edenler, asıl teslim olanlar ortaya çıkar. Hendek gazvesinde de nitekim öyle oldu. Kimileri işten kaytarırken, kimileri gecesini gündüzüne katarak o işin içerisinde çalıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ashabının kazdığı hendeyi uzaktan seyredip talimat veren birisi de olabilirdi. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendi çalıştı. Ne diyordu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Benim de sevaba ihtiyacım var diyordu. Allah yolunda tozlanan ayaklardan daha güzel bir toz var mıydı diyor. Burada da bütün mesele nedir biliyor musunuz? Konuşmak değil, anlatmak değil, yaşamak. Şöyle düşün ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam orada asabıyla omuz omuza kazı işlerinde çalıştı. Üstü başı tozlandı değil mi? Kürek attı, toz yani üzerinde toz oldu, taşıdı. Ya bir şey anlatmasına gerek var mı? Bir şey söylemesine gerek var mı? Bir tebliğ yapmasına gerek var mı? Böyle bir cuma sohbetinin yapılmasına gerek var mı? Yok. Çünkü hayatıyla gösterdi. Buradan da biz kendimize şu dersi almamız gerekiyor. Bizim anlattıklarımızla yaşantımız birbirine uymuyor kardeşim. Konuşurken güzel konuşuyoruz. Anlatırken güzel anlatıyoruz ama yaşam sahasına geldiğinde zaaflarımız var, eksiklerimiz var. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam bu gazvenin içerisinde, Hendek gazbesinin içerisinde doğunun ve batının bir gün İslam'a gireceğini müjdeledir. Ve bu müjde kıyamete kadar geçerlidir. Kim ne kadar uğraşırsa uğraşsın. Kur'an'ı da yaksalar, hadise de lafatsalar, peygamberin sünnetine de lafatsalar asla İslam'ın nurunu söndüremezler söndüremeyecekler buna iman ettik ama bize düşen kısmı sadece şurası o nurun içerisinde o İslam binasının içerisinde bir tuğla da biz olabilecek miyiz olamayacak mıyız doğu ya da batı ya da Allah İslam'ı hakim kılacak Allah'ın izniyle ve bize ihtiyacı olmaksızın hakim kılacak Allah bize düşen kısmı ne biz onlardan bir tanesi olabilecek miyiz yoksa olamayacak mıyız? Allah o yükselen İslam binasında bir taş da biz olabilmeyi nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.